Herkese Rebro kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün gelmiş geçmiş en pahalı Nintendo oyunlarına bakacağız. Yani 10 tane oyunu bakmaya çalışacağım da bilmiyorum, belki 10 olur, belki 15, belki 5-6 olur. Çünkü şu anda önünde liste var, onların fiyatlarını birlikte bakacağız. Öyle, şimdi şöyle bir şey oldu. Benim bir arkadaşım var. İşte arada sırada yurt dışına falan gidiyor, yılda birkaç kez. Şimdi en son şu an yurt dışında, ona işte bir şeyler alabilir miyim, bazı eksiklerim, işte Zelda koleksiyonu yaptım biliyorsunuz. Zelda'nın NES'deki iki tane oyunun orijinal kutulu yok bende ve GameCube'deki Force Wars oyunları yok. Bunları eBay'den bakayım falan derken böyle eBay'in dibine gittim ve acayip pahalı Nintendo oyunları gördüm. Ben dedim ki lan oha, ne kadar pahalı bu oyunlar. Ondan sonra internette biraz araştırma yaptıktan sonra bunların da, benim gördüğüm oyunlar 100-150-200 dolar falandı. 4000-5000 dolar, belki 10.000 dolarlara kadar giden Nintendo oyunları varmış. Ben de dedim ki bu oyunları bir liste yaptım arkadaşlar, telefondan bir liste yaptım. Bu oyunlara bakacağız şimdi. Bazı bu oyunların çoğunu oynamadım zaten. Hani zaten çok böyle az üretilmiş. Bazıları böyle rare denen işte nadir oyunlardan. O yüzden belki de çok pahalı. Bir dakika. Evet. Yani bu oyunlara bakacağız şimdi. Fiyatlarını eBay, zaten önünde eBay sitesi açık. Buradan bakacağız. Altın Kaynak sitesini açtım. Hiçbirinden reklam almıyorum, merak etmeyin. Hani kolay olduğu için açtım. Oradan da Türk TL karşılığına bakacağız. Böyle arkadaşlar, ve bunu yaparken de şunu sorgulamak istiyorum. Hani arkamda zaten şöyle ufak bir koleksiyonum var ama çok fazla koleksiyon yapan bir insan değilim. Hani aldığım bazı şeyler var ama hani oyunlarla ilgili böyle hani dijital yöneliyorum ya da ucuz, hangisi ucuzsa ona yöneliyorum. İşte ikinci el almaya çalışıyorum. Ama gerçekten değer mi? Hani bazı insanlar var, gerçekten bu fiyatlar satılıyorsa demek ki alınıyor demek yani arkadaşlar. Hani bazı insanlar var gerçekten böyle hani binlerce dolar verebiliyor koleksiyonuna. Benim şöyle göstermem lazım size, şöyle bir Zelda oyunu var. Bunu eBay'den almıştım yıllar önce. Majora's Mask'in kutulu full, hani ikinci el ama temiz. Japonca tabii, çünkü Japonca olarak daha ucuza bulduğum için artık Japonca almıştım bir dönem. Şimdi PayPal olmadığı için Türkiye'ye gönderemiyorum. Ancak böyle arkadaşlarıma aldırabiliyorum. Yani ben bu oyunu şu andaki 60 dolar civarı, sıfırı yani sıfırda varmış bunun jelatinin. O da 200-250 dolar arası. Yani bu 60 dolar ve 50 dolara geliyor. Benim hani en çok para verdiğim, belki eBay'den aldığım oyun bu. Hani bilmiyorum, 1000 dolar, 2000 dolar, 5000 dolar, bayağı böyle hani bakmadım. Ama işte bulduğum listede yazıyor bu oyunun fiyatı şu kadar, bu kadar vesaire. O yüzden geleceğiz eBay'den yazacağız. Hemen al fiyatlarına bakacağız. Oyunları da, oyunlarla ilgili de sonradan hani küçük resimler, videolar koyarsam buraları köşeleri koyarım. Böyle yaparız arkadaşlar. Ve bu video yaparken de şunu düşünmek istiyorum. Gerçekten az önce söylediğim gibi, gerçekten değer mi, değmez mi? Böyle bu videoyu da beğenirseniz bunun belki PlayStation'ını, işte ne bileyim PC oyunusunu falan yapmaya çalışırım biraz araştırdıktan sonra. Şu anlık genel konum Nintendo olduğu için Nintendo'dan başladım. Ve bu oyunlar genelde NES oyunları, bazıları Super Nintendo oyunları gibi. Şimdi listemi şöyle bir bakayım. İlk listemin ilkinde Little Samson diye bir oyun var arkadaşlar. Little Samson Mega Man tarzı bir oyunmuş. Ve bu oyun 92 yılında çıktığı için aslında biraz pahalı olabilir. Çünkü az üretilmiş. Koleksiyonel değeri yüksek. Hani 2900'den başlıyor falan gibi bir şey yazıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu oyunların kartuş değil de kutularına bakmak istiyorum fiyat olarak. Yani onları baz alalım. Böyle bu oyunun tabii pahalı olmasının sebebi de şu. 92'de zaten Super Nintendo çıktığı için NES'e çok fazla satma şansı olmadığı için az üretilmiş. Şu anda o yüzden az bulunuyor. Gelin şu oyunu yazalım buraya. Little Samson'a. Little Samson. Evet. Little Samson NES yazalım şöyle. Oha. Oha, 30.000. Nasıl lan? 29.999 dolar. Oha. Kutusu 981 dolar, 331 dolar kartuşu var. 1300 dolara var sadece kartuş. Bu ne ki? Bu ne ki? Buy it now. Ne bu? Ben buy it now seçtim ama. Oha! 1329. 171'e de varmış aslında. Bilmiyorum ya. Kutulusunun fiyatını gördüğünüz gibi 29.999.99. Yuh! Oha! Diyorum ve diğer oyuna geçiyorum. Ya ne kadar pahalıymış ya, oha. Tamam dur. Evet. Diğer oyunumuz DuckTales 2. DuckTales 2
Ya genelde insanlar DuckTales 1'i oynuyorlar benim bildiğim kadarıyla. DuckTales 2 de 350 dolara kutu olarak satılabiliyormuş. Bunun sebebi de DuckTales 1'in daha çok tutup 2'nin az tutması ve az üretilmesi olarak yazıyor. Bakalım şimdi DuckTales 2 NES yazalım. Bunun da hemen al fiyatına bakacağız. Yani kartuş olarak 162 var. Kutulu 94 aslında varmış ucu yani. Oha evet işte bu. 1100 dolar. Jelatinli kutulu 2500 dolar. Yo. Bir dakika. Az önceki Little Samson'un fiyatına bakmadık. Şöyle bir bakalım. Bunun niye sıfır yok la? Oha be. 30 bin dolar iyi para be. İyi para abi. Dur 2500 dolar. 2500 dolar 9512. 9500. 4000 bakar okuyamam. 3 milyar 9450. 750 milyon 9500 dolar sen. abi şu oyun ya. 9500 dolar verir misin şu oyuna? Hani 1100 dolar diyelim ki az param var. 1100 dolarım var. Abi 4100 4200 TL ya. Yuh. Neyse geçelim hadi. Şimdiki oyunumuz neymiş? Ha, Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters. Şimdi Tournament Fighters normalde Super Nintendo'da vardı. Bunun NES versiyonunda 125 ile 200 dolar arası satılabiliyormuş. Bakalım. Şöyle TM, şöyle kısaltmışını yazacağım. TMNT Tournament neymiş? Tournament Fighters. NES diyelim. Oha! 1699 dolar. Abi ne yaptınız ya? 1699, 1700 dolar abi. Ne yapıyorsunuz siz ya? Oha 6500 TL abi. 6500 TL. Çok komik ya. Gerçekten komik ama demek ki değerli lan. Bunu çok değerli ya. Bu Nintendo var ya Bitcoin yani Nintendo çok değerli abi. İnanamıyorum. Mega Man 5. Mega Man 5. Ne kadar diyor? 250 dolar. 100 doların altta bulabiliyorsunuz ama 250 doları kadar yükseliyormuş. Hadi bakalım. Mega Man 5 NES. Şöyle hemen al fiyatına bakalım. Evet 429 dolar. Diğerlerine göre iyiymiş yani. 265'e de var. Biraz plastiği yırtılmış şekilde. Yani sadece kartuş olarak alırsanız 50 dolara var. Hal 700 dolar. Oha be. 700 dolar. Hadi buradan günlük 2663 TL. Hadi bakalım. Vay. Valla çok cacık. Bakalım şimdi ne varmış sırada. Oh, Stadium Events diye bir oyun. NES oyunu. Bir spor oyunu. Of 1000 dolardan daha da fazla diyor. Bakalım yani şeyden fazla olacak mı? Little Samson'dan fazla olacak mı acaba ya? Stadium neymiş? Events. NES. Hadi bakalım. Uf, 10.624. Gerçi ben 30.000'i gördüm az önce. 10.624. Niye böyle ki bu? Verified olduğu için herhalde. Bu ne? Şimdi 2500'e de var. 2100'e de var. 10.000'e de var. 7.976'ya da var. Oha abi ne yaptınız ya? Hani 10.625. Hadi 10.625. 40 bin abi 40 bin bir oyuna verir misin ya? Verir misin 40 bin bir oyuna? Çılgınlık. Stadyum Events olan arkadaşlar coştu. Tamam mı? Tamam şimdi devam ediyoruz. Abi Bonk's Adventure diye bir oyun. NES'te 850 dolar üstünde kutulu bulunabiliyormuş. Bakalım Bonk's'a. Bonk's Adventure. Hadi bakalım. Çok eğlenceli ya. Alamıyorum ya. Bakması hoşuma gidiyor. Yani 2500 dolar. Evet. 2500 dolara bu oyunu alabiliyorsunuz. 2500 dolar ya. Abi 2500 dolar. Çılgınlık. Neredesin? Bir dakika yanlış yere yazdım. 2500. Oha 9500. Tamam 9500. 9500'e bu oyunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Helal olsun ne diyeyim yani 9500'e neler yapılır ki? Yani boyun almak daha mantıklı değil mi? Neyse tamam. Bundan sonraki oyunumuz neymiş? Bakıyorum.
Bubble Part 2 NES. 600 dolardan fazla diyor. Bubble Bubble'ı seviyorum. Güzel bir oyun. Bubble Part 2 NES. Bakalım ne kadar çıkacak. ...7363 mü? Abi ne oluyor? Herhalde şu Gold Qualified falan olduğu için mi ya? Bu ne lan böyle? Hani şunlar da fazla yani. Ya gerçi şöyle alınıyor. Kartuşunu alıyorsun yani. 9 yani. Zaten ama biz kutulu bakacaktık. O yüzden... Aa böyle bir şey var aslında. Ha Rainbow Island. Başka oyun. Vallahi bu oyundan da bulabildiğim fiyat neymiş? 7363. 7363. 28000. Oha be. Yorum yapamıyorum yani. Bakalım. Donkey Kong Competition Cartridge. Şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazı oyunlar pahalı olmuyor. Yani Nintendo'nun bazı oyunları böyle turnuva için yapılmış oyunlar var. İşte 10 tane, 20 tane falan yapıyorlar. Ne bileyim bir tane turnuvada mesela şu andaki sıradaki oyun gibi. Mesela da bir oyunun sadece bir bölümü oluyor. Hani o bölümü kartuşa yüklüyorlar. O kartuş sadece o turnuvada kullanılıyor. Bunlar da acayip pahalı ve koleksiyonlar değeri çok yüksek oyunlar diyeyim. Mesela sıradaki oyunumuz o Donkey Kong Country Competition Cartridge. Yani var mı bilmiyorum. Bak Nintendo Power Fest 94'te kullanılmış abi bu. Bakalım bulabilecek miyiz? Donkey Kong Country. Lan yazamadık Country. Country 2. Competition Cartridge. Hadi bakalım bulabilecek miyiz? Buldum. Abi kutusuz hali 5000. Zaten kutulu bulunur mu bilmiyorum. 5000 dolara şöyle satılıyor. Kullanılmış, orada kullanılmış. Vallahi 20 dolar da var. Ama sadece pardon 5 dolar sadece adam sticker'ını satıyor. Oha. 5000 dolar. İyi para. 5000 dolar. Hadi bakalım. 19000 lira. Hadi bakalım. Haşırt the blackboard. Yapacak bir şey yok. Yani koleksiyonlarsa alman lazım abi. Alman lazım. Şaka yaptım. Power Blade 2 diye bir oyun. Power Blade 2 de Mega Man tarzı. 92 yılında çıkmış bir oyun. Bu oyunda 1000 dolardan fazla para ediyormuş. Bakalım. Power Blade 2 NES Haşırt the blackboard. Ne kadar ediyormuş? Zaten kartuş şöyle temiz bir kartuş 400 dolardan başlıyor. 1242.23'e kutulu versiyonu var. 1500'e daha da güzel bir fotoğraf olan kutulu versiyonu var. Bu ne lan? 1500'e alabiliyorsunuz abi. Hani 1242 diyelim bu. Gerçi bu pre-owned. Vay nasılsın be. İyi para ha. O liste çok uzun. Bir iki oyun daha gösterip bitireyim ya. Zaten alamıyoruz. Action 52 diye bir NES oyunu yine. Bu lisanslanmayan bir kart şeymiş, oyunmuş. Yani ben inanılmaz glitchlerle dolu, çok kötü bir oyunmuş. Bayağı bir gömmüşler bu oyunu zamanında. O yüzden oha çok gömmüşler oyunu ve oyun bunlara rağmen 200 dolarmış o zaman. Ne alaka? Hiçbir şey anlamadım. Ne biçim bir oyunmuş ya? Ve şu anda 500 dolara bulunabiliyor diyor marketlerde. Temiz bir kopyası. Bakalım bu oyunu çok merak ettim. Action 52 NES. Hadi bakalım. 500 dolara falan Ultra Rare Action Rare falan diyor adam. 500 dolara var. 398'e var. Bu oyunu gerçekten merak ettim ya. Şuna bir bakayım ben. Ay dur. Abi güzel ya. Tipe baksana ne güzel yapmışlar. Kutu mutu güzel. Şu çizimi falan çok beğendim. Güzelmiş ya. Ben bunu alıyorum abi. Yok tabii ki de alamıyorum. O kadar param yok ve ona verecek param da yok. Yapacak bir şey yok ya. O zaman son oyun olsun arkadaşlar çıldırmak üzereyim.
bu oyunlar olsaydı da satsaydık, zamanlı kutulu olarak alsaydık da satsaydık, ama tabii nereden alacak, Türkiye'de yaşıyorduk. Neyse, son oyunumuz arkadaşlar Dragon Fighter isimli bir oyun. Soffle diye bir firma yapmış bunu. Bir tane dövüşçümüz var, Dragon'a Maragon'a dönüşüyormuş. Oyun şu anda 150-250 dolar arası bulunuyormuş. Hadi o zaman Dragon Fighter'a bakalım. Ne biçim isim var senin öyle? Dragon Fighter. Tamam mı? NES. Hadi bakalım. Dragon Fighter. Fighter NES. 150-250'ye bulunuyormuş. 247 sadece kartuşu var. Kutulu var ama Famicom güzelmiş ya. 287 dolara kutulu var. 275'e var bir tane Famicom. Bunu da merak ettim. Bakmak istiyorum. Ha, ne güzel gözüküyor. Kutusunu çok sevdim ya. Çok şık. Şöyle bakalım kutusuna. Kutusu gayet şık. Güzel ya. Güzel. Nice. Elegant. Sevdim. Evet. Arkadaşlar. Oyunların fiyatları, oyunların durumu acayip ya. Çok pahalı oyunlar bunlar. İnanılmaz paralar satılıyor. Helal olsun ya. 30 bin doları gördük ya. Yuh. Yani yuh diyorum. Ben yani 50 dolar 60 dolar aldım. Zelda oyunun şeyini yapıyorum hani. Gerçi bizim için de 50 dolar pahalı. Çok yüksek para biliyorum ama 1000 dolarla 2000 dolarlar, 30 bin dolarlar var. Neyse. Böyle arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videolar beğenirseniz hani ne bileyim Sony için de yaparım. PlayStation için de, işte Sega için de yaparım. Çünkü güzel oluyor, keyifli oluyor. Bakma hoşuma gidiyor yani. eBay'den aratıp bakıyoruz falan, komik oluyor. Böyle sizin de bu konuyla ilgili düşünceniz neler? Hani gerçekten koleksiyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Koleksiyon yapmak gerçekten güzel ama değer mi bu kadar para vermeye? Ne bileyim. Bence de çok güzel bir şey koleksiyon yapmak. Parası olana hoş tabii ama zaten artık yani işin ucu kaçmış yani. İnanılmaz pahalı. Yani insanlar alıyor ki demek ki satılıyor diyorum. Ve burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.